Kampçılara selam olsun. Bugünkü rotamız Edirne Gökçetepe. Bakalım, yola çıktık İstanbul'dan. Saat 6 civarında. Merhaba. Saat 9 gibi orada olmayı planlıyoruz. Merhaba. Videomuz başlıyor. Çocuklar, hanımlar, eşyalar, her şey hazır. Hadi bakalım. Evet, İstanbul'dan yola çıkmıştık az önce. Yani yaklaşık dura kalka 6 saatte geldik Edirne'ye. Şimdi çadırımızı ayarlamaya çalışıyoruz. Yağmurlu bir günde geldiğimiz için kıl çadırda kalacağız. Bakalım nasıl olacak. Evet, kamptaki ilk sabahımız. Kıl çadırda kaldık. Bugün güneşli bir gün. Zemin kuruyacak diye umut ediyoruz. Ondan sonra kendi çadırlarımızı da kuracağız. Merhaba Bacanak, merhaba Baldız. Serhat'tan beri gidiyorum bak. Buraları keseriz soruyormuş. Neyse, kesmeyiz, doğal olsun. Şimdi sizlere bu yolculuğun maliyeti, işte kamp maliyetiyle ilgili de bazı bilgiler vereceğim. Gökçetepe İstanbul arası yaklaşık 250 kilometre. 250 kilometreyi normalde 3 saatte falan gelmeyi planlıyorduk ama çocuklarla yolda olduğumuz için dur kalk, işte ihtiyaçlar, yemek derken 6 saat gibi bir sürede geldik. Biraz trafik de vardı aslında. Buraya vardığımızda saat 11 civarıydı. Dediğim gibi dün çok yağmur yağdığı için şu arkada görünen kıl çadırlardan bir tanesini kiraladık. Toplam 6 kişilik yatak kapasitesi vardı ve geceliği 280 liraydı. İçinde bir tane de mini buzdolabı var. Şu arkada gördüğünüz karavan diyorum, minibüsle geldik biz. Onun da giriş ücreti 115 lira. Şimdi 3 gece kalacağız biz. Cuma akşamı girdik. Pazartesi sabahı çıkacağız. 3 gece içinde çadır başına 90'ar lira verdik. Her gece için 90 lira. Yani bu şekilde bir maliyeti var. Çadırlarımızı bugün saat 5-6 civarı hava kararmadan kuracağız. Ondan sonra oraya geçeceğiz. Çadırda kalmanın zevki ayrı tabii. Kendi çadırınızda kalmak da apayrı bir zevkti. Ne yapıyorsun Bacanak? Kahvaltı mı hazırlıyorsun? Kahvaltıda bugün pastırma yumurtamız var. Özel istek üzerine. Evet, kamptaki ilk kahvaltımızı hazırlıyoruz. Soframızı da kurduk. Ama evden farkı yok valla. Değil mi çocuklar? Abi var. Evet, bir de öpüm saçında daha iyi yaşayacak. Aynen. Biraz da Gökçetepe'nin sahilinden bahsetmek istiyorum. Sahilin kenarında bir market, tuvalet, manav, işte şöyle bir kamelyaların olduğu, oturup yemek yiyeceğiniz bir alan var. Sahil bu şekilde. Ama şu anda tadilat var. Sanırım kapanma sırasında başlamışlar ama bitmek üzere gibi. Sahilde bir tadilat var. Bu şekilde de bir sahili var. Şimdi size sahil hakkında biraz daha detaylı bilgi vermek istiyorum. İki tane atlama iskelesi var. Şöyle biri bu tarafta, biri de bu tarafta. Zemin kum, çakıl, birazcık da kayalarla dolu. İçeri doğru girdikçe kayalar artıyor. Deniz ayakkabısız ya da terliksiz girmek pek mümkün değil aslında. Çünkü ayaklarınızı baya baya kesiyor. Deniz hemen derinleşmiyor. Yaklaşık olarak bir 20 metre kadar yürüdükten sonra boyunuzu geçiyor. İskeleden de sahili göstermek istiyorum. Şu anda az önceki görüntüde sol tarafta olan iskelenin üzerindeyim. Oradan da sahil bu şekilde görünüyor. Gayet ağaçlık, güzel. Şu anda tabii mevsim nedeniyle, Mayıs'ta olduğumuzdan ve kapanmalar, pandemi falan çok fazla kalabalık değil. Ama yazın burası tabii tıklım tıklım oluyor. Özellikle İstanbul'dan gelenler buraları dolduruyor. Az önce 20 metre kadar yürüyünce boy dedim ama biraz fazla söylemiş olabilirim. 20 değil, 10 metre kadar sonra, işte benim boyum 1.80'den biraz uzun, 1.80'lik biri için anca işte boy oluyor. Biraz da güzel görüntülerle sizi baş başa bırakalım, değil mi?
360 derece turumuzu tamamladık. Evet, şimdi de denize girmeyi deneyeceğiz. 22 Mayıs 2021. Bakalım nasıl olacak? Soğuk mu, sıcak mı? Deneyimlerimizi paylaşırız. Evet, suya girdik. Suyun içi gerçekten çok soğuk. Buz gibi diyebilirim hatta. İnsan böyle donuyor, titriyor. Ondan sonra ama dışarı çıkınca o kadar da soğuk değil. Dışarısı yaklaşık 22-23 derece. Havluyu böyle omzumuza attık ve gayet normal bir şekilde oturabiliyoruz, durabiliyoruz. Yani üşüme falan yok şu an için. Denize biz girdik ama çocukları sokamadık. Çünkü baya baya bir soğuk demiştik. Böyle balık tutmaya falan çalışanlar var tabi. Bizim o kadar vaktimiz yok. Oltalarımız falan var hazır ama o kadar vaktimiz olmayacak. 2 gün için geldik zaten. Bir de çocuklarla olunca açıkçası o kadar zaman ayıramıyoruz ona. Zıpkın geçen sefer denemiştik. Bayağı bir uğraştık. 1 saat kadar daldık çıktık, daldık çıktık ama hiçbir şey vuramadık. Şu anda da birkaç kişi zıpkınla dalıyor. Bunu da gördük. Balık var mı? Var biraz. Yani yaklaşık olarak 15-20 santimlik balıklar var suyun içinde. Ama şu anda o kadar da böyle suyun içerisinde zaman geçirilecek kadar sıcak değil deniz suyu. Kıl çadırdan çıktık. O bir gece için zaten, ilk gece yağmurlu olduğu için. Şimdi kendi çadırlarımızı kurduk. Manzaramız karşıda görünüyor. Direkt denize bakıyoruz. Çadırımızın fermuarını açınca deniz manzarasını görüyoruz. Buzdolabımızı kurduk. Yavaş yavaş yerleşiyoruz. Akşama hazırlık yapıyoruz. Birazdan mangalımızı yakacağız. Manzarayı biraz daha detaylı anlatmak istiyorum size. Şu sol taraftaki yapı bizim az önce önünde denize girdiğimiz marketin, manavın, restoranın falan olduğu yer. Burası da bahsettiğim o iskelelerden sağ tarafta olan, tam karşımızda. Şurada minik bir marina, liman gibi bir şey var. Orada o da tam manzaramızdan görünüyor. Şimdi aslında bizim bu çadırı kurduğumuz yerin şöyle güzel bir yanı da var. Arkamızda banyonun, işte bulaşık falan yıkanan yerin, tuvaletin olduğu bir yer var. Oraya çok yakınız. Zaten bir burada var. Bir de şu işte marketin orada falan var. Başka var mı bilmiyorum, başka bir yerde. Mesela ilk o kıl çadırda kaldığımız yer biraz buraya uzaktı. O yüzden gece örneğin uyandığınızda bayağı bir o uykulu halde karanlıkta gitmek zorlayıcı olabiliyor. Ama şimdi o konuda biraz şanslıyız, hemen arkamızda zaten. Şimdi pandemi zamanında kampa gelmek nasıl bir tecrübe, onu anlatayım biraz. Saat 9'da yasaklar başlıyor biliyorsunuz ama bizim girişimiz 11'i geçti. Ama herhangi bir sorun olmadı. Ne bir polis durdu ne bir şey. Geldik, girdik içeriye. İçeride kimse maske takmıyor. Zaten insanlar aralı oturuyor birbirine. Tuvalete falan girerken tabii ki takıyorsunuz. Onun dışında maskesiz oturmanın keyfini yaşıyorsunuz. O güzel bir şey. Bir yıl sonra bunu yaşamak gerçekten güzel oldu bizim için. Biraz hayvanlardan bahsedelim. Mesela kedi köpek falan çok fazla yok. Belki tek tük, yani gördük mü görmedik mi farkında bile değilim. Sinek çok fazla yok. Yazın biraz daha fazlaydı geçen sefer geldiğimizde. Ama onda da böyle işte o sinek kovucu falan, vücuda sıkılan şeylerden falan almıştık. Öyle rahat etmiştik. Böyle kirpi, sincap, kaplumbağa, kurbağa falan hiç ama hiç görmedik. Onlardan da olduğunu sanmıyorum. Yani bu şekilde. Şimdi güneş battı. Haliyle ufukta da kaybolmak üzere ve hava kararmak üzere. Şu an hava iyice soğudu. Üşüdük, kahvelerimizi yaptık. Birazdan mangal ateşini yakınca çevresine toplanıp ısınmayı planlıyoruz. Ama gerçekten üşüttü yani. Şimdi kampta elektriği nereden sağlıyoruz? Böyle ara ara panolar var, elektrik panoları. Buraya üçlü prizler yapmışlar. Herkes buraya uzatma kablolarını getirip çadırlarının, karavanlarının kenarına çekiyor buradan elektriği. Biz de kablomuzla kendi alanımıza çektik elektriği. Beni kovdular. Boş boş
video çekiyorsun. Başka bir şey yapmıyorsun. Kalk biraz odun topla dediler. Şimdi ben de mangalı tutuşturmak için biraz kozalak, işte çuçam iğneleri var ya kuruyan, onlardan falan filan toplayacağım. Mangalı tutuştururken kullanmak için. Zaten yerlerde bir sürü var. Herkese yetecek kadar. Şimdi onu topluyoruz. Evet, topladığımız çalı çırpı kozalaklardan ateşimizi yaktık. Maşallah. Oh oh oh. Gece olunca hava iyice soğuk oldu. Baya baya üşüyoruz. Ama zifiri karanlık. Ay gökyüzünde şov yapıyor. Temiz hava. Her şey çok güzel. Evet, ikinci sabahımız. Işıl mışıl uyumuşuz. Sabah olmuş. Bakalım böyle ama nasıl? Günaydın dünya. Çok güzel ya. Kuş sesleri. Bu karşı tepede bir tane zipline var. Şu mavi çadır gibi bir şeyin üzerinde hemen. Oradan buraya kadar kaya kaya gelebiliyorsunuz. Fiyatını tam hatırlamıyorum. Geçen sene sormuştuk, 25 ya da 35 lira gibi bir şeydi ama kısa sürüyor tabii. Yani 1 dakikada falan, o kadar bile sürmüyor. Aşağı inmiş oluyorsunuz. Ama keyifli. Şu anda kapalı. O yüzden kullanılamıyor. Ama açılacaktır muhtemelen. Belki bir hafta, iki haftaya açılır. Bugün hava daha sıcak gibi. Bakalım, kahvaltımızı edelim. Bugün de denize girmeyi bir deneyelim. Muhtemelen dünden daha güzel olacaktır. Çünkü hava sıcaklığı bir 3-4 derece daha yüksek gibi. İşte sabahtan bile sıcaklık hissettiriyor kendini. Dün akşamki soğuktan eser yok. Kahvaltıda ne var? Menemen. Menemen mi? Menemen. Ha, doğrusu menemen mi onun? Sahilde oturuyoruz, keyif yapıyoruz. Çok güzel. Bugün son günümüz. Birazdan deniz, plajdan çadırlarımızın olduğu alana doğru gideceğiz. Eşyalarımızı falan toplayacağız. Yarın sabaha hazırlık yapacağız. Çünkü sabah erkenden çıkıp yarın işbaşı yapacağız. O nedenle de akşamdan tüm hazırlıklarımızı tamamlayıp arabaya her şeyi yerleştirip sabah da çadırları toplayıp hemen yola çıkacağız. Tabii bu güzel denizi, doğayı, temiz havayı özleyeceğiz. Bu arada karşı kıyılar Çanakkale. Bugün akşam yemeğinde biraz tembellik yapıyoruz. Mangal falan yakacak durumda değiliz. Bayağı yorulduk denizde falan. O yüzden buradaki restoranda hazır işte ekmek arası şeyler var, sandviç tarzı, onlardan yiyeceğiz. Akşam yemeğini de bu şekilde geçiştireceğiz. Restoran zaten hemen sahilin kenarında böyle.
Yemeğimizi yedik. 4 yetişkin, 2 çocuk. Köfte ekmekler, patsolar. Başka ne vardı? Kola, ayran falan içecekler işte. Hepsi 185 lira tuttu. Bayağı da doyduk tıkabasa. Lezzeti de güzeldi, fena değildi. Şimdi yemek sonrası yürüyüş yapıyoruz. Burası restorandan çıktıktan sonraki yeşillik alan. Son gecemizde kamptaki ısınıyoruz. Burası da iyice boşaldı. Kimsecik daha kalmadı. Güneş doğarken Gökçetepe'den çıkış yapıyoruz. Böylece kampımızı tamamlamış oluyoruz.